Holografik evren fikri, evrenin temel yapısını anlamak için oluşturulan teorilerden biri. İsmini 3 boyutlu bir görüntüyü 2 boyutlu bir yüzeye kodlayabilen hologramlardan alıyor. Teori, evrenin temel yapısının düşük boyutlardaki bilgi ile kodlanmış olduğunu ve bilginin daha yüksek boyutlara holografik olarak yansıdığını öne sürer. Yani uzay zamanın kendisi bir hologramdır. Soru şu, 3 boyutlu bir evren illüzyon mu? Önce hologram nedir ona bakalım. Hologramlar 3 boyutlu bir nesnenin 2 boyutlu bir yüzey üzerindeki görüntüsü. Hologramdaki her nokta orijinal nesnenin bilgisini içerir. Hologram olarak yansıtılan nesnenin 3 boyutlu derinlik, perspektif ve paralaks gibi özelliklerini kullanarak gerçekçi bir görseli oluşturulur. Holograma bakan bir kişi, o nesnenin farklı açılardan ve derinliklerden görünen 3 boyutlu bir görüntüsünü algılar. Hologramda en önemli olan kısım, nesnenin tüm özelliklerinin 2 boyutlu bir görsel üzerinde olduğudur. Bir fotoğraf çekiyorsunuz ve bu fotoğrafı hologram olarak kaydediyorsunuz. Yani fotoğraftaki nesnenin tüm bilgisi, fotoğrafın yüzeyindeki desenlerde kodlanmıştır. Ya da şöyle de düşünebiliriz. Bir kağıdın üzerine yazı yazdınız ve sonra o kağıdı katlayıp top haline getirdiniz. Bu top aslında kağıdın üzerindeki tüm bilgiyi içerir. Eğer bu buruşturulmuş kağıdı açarsanız yine tüm bilgi orada olacaktır. Bu teoride en yanlış anlaşılan kısım kullanılan kelimelerin bizi başka düşüncelere sevk etmesi ve beynimizin bizi yanıltmasıdır. Evrenin bir projeksiyon cihazından çıkan sanal bir görüntü olduğu fikri bu teoriyi tanımlamaz. Hologram kelimesinden almamız gereken bilgi, iki boyutlu bir yüzeydeki bilginin üç boyutlu bir yüzeye aktarılabilecek olmasıdır. Teori der ki, evrenimizin tüm bilgisi sınırlı yüzeydeki bir alana kodlanmıştır ve bu yüzey evrenimizin uzay zamanının içinde bir yer kaplar. Holografik evren teorisi, kuantum mekaniği ve yerçekimi teorileri arasındaki çelişkileri çözmek için geliştirildi. Bu teoriye göre uzay zamanın klasik anlamda 3 boyutlu yapıya sahip olmadığını varsaymak, yerçekimi kuvvetinin kuantum mekaniği ile tutarlı hale getirilmesine yardımcı olur. Yerçekimi teorisi, uzay ve zamanın birleşmesi olarak düşünülebilir ve bu nedenle klasik anlamda 3 boyutlu bir uzay ve zaman yapısı olduğunu varsayar. Kuantum mekaniği ise uzay zamanın kuantum düzeyde parçacıkların davranışlarını açıklayacak kadar küçük ölçeklere indiğinde 3 boyutlu uzay zaman yapısının dağıldığını öne sürer. Holografik evren modeli bu uyumsuzluğu çözmek için ortaya çıkmış. Çünkü sınırlı yüzeydeki bilgi hem atom altı dünya olaylarını açıklayan kuantum mekaniği teorisiyle hem de büyük ölçekli evrenimizin davranışlarını açıklayan yerçekimi teorisiyle uyumlu olacak şekilde kodlanır. Evrenin tüm bilgisi bu kodun içindedir. Evrenimiz 3 boyutlu gibi görünse de aslında bilgi sadece sınırlı bir yüzeydedir. Peki bu bilginin kodlandığı sınırlı yüzey nedir? Sınırlı yüzey kavramı için evrenimizi bir an balon gibi düşünün. Balonun yüzeyi onun sınırlarını belirler. İçine üflenen hava miktarı ise balonun yüzeyi ile belirlenir. Sınırlı yüzey alanı tam da burası aslında. Alınabilecek son hava balonun içine girdi ve balonun kendisi şişebileceği son noktaya kadar şişti. Sınırlı yüzey tam o ana denk gelen yüzeydir. Ya da bir şişe içindeki bir hava baloncuğunu düşünün. O hava baloncuğunun en üst noktası sınırlı yüzeydir. Yüzeyindeki her nokta içindeki suyun bir parçasına karşılık gelir. Yüzeyin bir noktasındaki bilgi, suyun her noktasındaki bilgiyi kodlar. Sınırlı yüzey kavramı holografik evren teorisinde sürekli karşımıza çıkacak. Bu balon gibi görselleştirmeler evrenimizi yansıtmasa da sınırlı yüzey kavramını daha kolay anlamamıza yardım ediyor. Çünkü sınırlı yüzeyin olduğu alan iki boyutludur. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Evrenimiz bir küre değil, daha doğrusu ne olduğunu henüz bilmiyoruz bile. O zaman yeniden başlayalım. Teoriye göre evrenimiz 3 boyutlu gibi görünse de aslında bilgi sadece sınırlı bir yüzeyde kodlanmıştır. Bu yüzey evrenin uzay zamanının içinde bir yer kaplar ve buna holografik prensip denir.
Bu teoriye göre bir kuantum parçacığından elde edilen bilgi, evrende var olan her şeyin kodlanmasında kullanılabilir. Teorideki bilgi, kuantum parçacıklarının hareketleri, özellikleri ve etkileşimleriyle ifade edilir. Yani evrenin temel yapı taşları ve etkileşimleri. Holografik evren, bilginin nasıl depolandığı ve kodlandığı üzerine olan bir teori. Bu teori der ki, tüm bilgi sınırlı bir yüzeydeki bir bilgi yapısına kodlanmıştır. Bu bilgi yapısı, kuantum parçacıklarının hareketleri, özellikleri ve etkileşimleri yoluyla belirlenir. Örneğin, elektromanyetik alanın özellikleri, bu alandaki fotonların hareketlerinden kaynaklanır. Bu fotonların hareketleri, evrende var olan her şeyin sınırlı bir yüzey üzerinde kodlanması için kullanılabilir. Bu bilgi, evrenin yapı taşıdır ve evrenin inşası bu bilgi üzerine yapılır. Holografik evren fikri ilk olarak teorik fizikçi Gerard Tuft ve Leonard Susskind tarafından ortaya atılmıştır. Tuft ve Susskind, kara deliklerin yüzey alanı ile orantılı bir entropiye sahip olduğunu ve bu entropinin kara deliğin yüzeyindeki bilgiyi temsil ettiğini öne sürüyorlardı. Bu, evrende depolanan bilginin hacimle değil, yüzey alanı ile orantılı olduğu anlamına geliyordu. Kuantum mekaniği bilginin korunumu ilkesine dayanır ve bir sistemin durumu hakkındaki tüm bilginin kaydedilebileceğini savunur. Ancak kara delikler işi biraz değiştiriyor. Kara delikler bir süpernovaya dönüşen yıldızın kendi içine çökmesi sonucunda oluşan yoğun kütleli bölgeler ve yerçekimi etkisi muazzam büyüklükte. Bu nedenle kara deliğe düşen her şey kara deliğin tekilliğine doğru çekilir ve yerçekimi etkisini güçlendirir. Zaten teori de tam buradan çıkıyor. Hawking radyasyonu kara deliklerin enerji kaybettiğini ve zamanla yok olabileceğini öne sürüyor. O zaman kara deliğe düşen parçacıklara ne oldu sorusu havada kalmış oluyor. Burada kuantum entropisi devreye giriyor. Kara deliklerin sahip olduğu entropinin sınırlı yüzeydeki bilginin düzensizliği ile bağlantılı olduğunu öne sürüyor. Kuantum entropisi bir sistemin düzensizliğini ölçen bir terim. Kara deliklerin entropisi içlerindeki madde miktarı ve sıcaklığa bağlı. Bu entropi kara deliklerin içindeki bilgiyi ölçüyor. Genel görelilik kara deliklerin içindeki bilginin yok olduğunu öne sürer. Bu durum kuantum mekaniği ile çelişmekte. Holografik evren teorisi burada devreye giriyor ve diyor ki tüm bilgi sınırlı yüzeyde depolanmıştır. Kara deliklerin içindeki bilginin kaybolmadığını, sadece başka bir formda korunmuş olduğunu öne sürüyor. Kara deliğe düşen bir uzay aracı düşünün. Uzay aracı hız, kütlesel dağılım ve enerji gibi çeşitli özellikler taşır. Yoğun çekim alanından dolayı aracın kara deliğe düştüğünü ve sonsuza kadar kaybolacağını söyleyebiliriz. Ancak teori, uzay aracına ait tüm bu bilginin bir kopyasının dağılıp tıpkı bir PC'de depolandığı gibi kara deliğin yüzeyinde kodlandığını ve bu nedenle bilgi korunumu ilkesinin geçerli kaldığını savunur. Uzay aracı iki yerde vardır. Kara deliğin içerisinde sonsuza kadar kaybolmuş 3 boyutlu haliyle kara deliğin yüzeyine kodlanmış 2 boyutlu hali. Yani kara deliğin yüzeyine bakarak içerisinde ne olduğunu tahmin edebiliriz der teorik fizikçiler ya da bu bilgiyi kullanarak uzay aracını yeniden inşa edebiliriz. 1997 yılında Juan Maldacena tarafından geliştirilen ADS-CFT uyumu, holografik evren teorisi için önemli bir başarıydı. ADS-CFT uyumunun temel fikri, daha yüksek boyutlu bir evrenin düşük boyutlu bir sınıra yansıtılabilmesi. Örneğin bir gölün yüzeyini düşünün. Gölün yüzeyi düşük boyutlu bir sınır olarak kabul edilebilir. Burası CFT olarak adlandırılan sınırlı yüzeydir. Gölün derinliği ADS'tir. Ya da deniz kenarında yürüyen kadına bakalım. Kadın, bulutlar, elbisesi, her şey 3 boyutlu bir dünya oluşturur. Fizikçisiniz ve bu 3 boyutlu dünyadaki her şeyin etkileşimini anlamaya çalışıyorsunuz. Kadının yansımasını suyun üzerinde görebiliyoruz. Suyun yüzeyi sınırlı yüzeydir ve dışarıdaki dünya da 3 boyutlu ADS uzayı. Maldacena bu iki dünya arasındaki bağlantıyı kurar. Yansıma ile kadının olduğu dünya arasında bir eşleşme vardır.
Bu eşleşme ile kadının hareketlerini ve etkileşimlerini, yansımaların hareketlerine ve şekil değişikliklerine bakarak anlayabiliriz. Ya da akvaryum camına yansıyan görüntülerden arkadaki hareket ve etkileşimleri anlayabiliriz. Akvaryum camı sınırlı yüzeydir. İki boyutludur ama üç boyutlu dünyanın hareket ve olaylarını buradan inceleyebiliriz. Bu eşleşme holografik ilke ile sicim kuramı gibi iki önemli teorik fizik kavramını bir araya getiriyor. İki boyut arasındaki ilişki olayları açıklamak için kullanılabilir. Sicim kuramının bu eşleşmeye dahil olması, teorik fizikçilerin kuantum mekaniği ile yerçekimi teorisi arasındaki uyumsuzluğu aşmalarına ve kara delikler gibi evrenin en merak edilen bölgelerini incelemelerine yardımcı oldu. Holografik evreni doğrulayacak kesin kanıtlara henüz sahip değiliz. Aksi şekilde çürütecek herhangi bir kanıtımız da yok. Yolumuz uzun ama merakımız var diyerek kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.